Ben çekerek sıkıntı yok. Nermin! Nermin! Geldi ben geldim ya! Nermin! Ben çekeyim. Şimdi sen çek bu ortamı. Şöyle sıçramı bir kopma. Biliyorum abi. Bir dakika sayın dışına davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Konuşmamız var. Bir basın bildirimimiz var. Zonguldak basının emektarları, çalışanları, görev yapanları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu ve mutlu olsun. 1961 yılında çalışan gazetecilerin yaptığı eylem ve protestolar sonucu tüm Türkiye'de 3 gün çıkmayan gazeteler ve iş bırakan gazetecilerin eylemiyle belli hak ve çalışma şartlarında iyileştirmelere kavuştular. Bu eylemin sonunda gazetecilerin aldığı haklar neticesinde gazeteler çıkmaya başladı. Gazetecilerin o gün yaptığı eylem ve alınan sonuçlar beraberinde gazeteciler bayramı olarak kutlanmaya başladı. Devamında tekrar haklar ihlal edildi, kazananlar elden alındı. 1971 yılından sonra gazeteciler belli mücadeleler geçirdi. Bu mücadeleden sonra gazeteciler bayramı yerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başladı. O gün ve bugün arasından tam 53 yıl geçti. Tabii ki bugünlere kolay gelinmedi. Gazeteciler olarak önemli haklar aldık. Özellikle yıpranma haklarımız ve kazanılmış sosyal haklar 2008 yılında kesintiye uğradı. Tam 5 yıllık bir çalışma sonucunda yıpranma hakkımız, yani kazanılmış haklarımızın iadesi bir yıl önce gerçekleşti. Bu hakları almak için Zonguldak gazeteciler olarak yerin tam 425 metre altında kümüre kalemlerimizi saplayarak Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir eyleme de imza attık. Biz de bu konuda Zonguldaklı gazeteciler olarak bir katkı verebildiysek ne mutlu bize. Evet, Zonguldak'ta görev yapan tüm meslektaşlarımızın gününü kutlarken yurt dışında savaş muhabiri olarak zor ve meşakkatli şartlarda görev yapan meslektaşlarımız zaman zaman esir alınıyor, yaralanıyor, hatta ölümcül sonuçlarla, olaylarla karşılaşabiliyor. Biz bu meslektaşlarımıza da bu zor ve kutsal görevde başarılar dilerken sağlıklarına ve sıhhatlerine duacıyız. Onların görevlerini sağ salim yerine getirmelerini, geride kalan ailelerin üzücü durumda karşılaşmamaları en büyük temennimizdir. Değerli meslektaşlarım, biliyorsunuz Türkiye'de tutuklu gazetecilerimiz var. Neden var? Yaptığı haber nedeniyle. Neden var? Yaptığı görev nedeniyle. Tutuklu gazetecilerimize biz özgürlük istiyoruz. Tutuklu gazetecilerin tekrar görevlerine gelsin istiyoruz. Haberiyle, göreviyle yaptığı gazetecilikle tutuklanan gazetecilerimize, meslektaşlarımıza özgürlük talep ediyoruz. Bunların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, basın meslek ilkelerine devam etmelerini temennimizdir. Değerli arkadaşlarım, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak 2013 yılında önemli çalışmalara imza attık. Bunları buradan tekrar etmeyeceğim. Ama artık biz de yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada tüm Zonguldaklı gazetecileri kucaklamak var. Ayrı ve gayrı olsun istemiyoruz. Çünkü bu cemiyet onların evidir, yuvasıdır. DGC'ye önemli katılımlar oldu. Üye sayımız 200 civarına doğru gitmektedir. Sarı basın kartlı üyemiz 60 sayısına ulaşmıştır. Bunun 9 tanesi de sürekli basın kartı sahibidir. Biz
tüm gazeteci meslektaşlarımızın kapımızı açtık. Tabii ki bizim de geçmişte eksiklerimiz, noksanlarımız, yanlış söylemlerimiz olmuş olabilir. Artık geriye değil, ileriye bakmamız gerekiyor. 2014 yılında ZGC yeni vizyon ve misyonu ile yoluna devam edecektir. Bu vizyon ve misyonda tabii ki tüm meslektaşlarımız yer alacaktır. Biz gazeteciler olarak aktif çalışan, meslekte yer alan arkadaşlarımız olmasını temenni ediyoruz. Meslekten kopmuş veya bir şekilde ayrılmışlara da güle güle diyoruz. Onlarla diyalog olabilir ama faaliyet olamaz. İcra hiç olmaz. Son olarak ZGC 2014 yılında önemli başarılar imza atmak için çalışacaktır. Gazetelere ve gazetecinin şartlarının iyileşmesi için elimizden gelen çaba ve destek sağlanacaktır. Son olarak da gazeteciler her şeyin en iyisine sahip olacaktır. Biz bunun için bu görevimizin de başındayız. Şahsım, yönetim, onur, kurulum, çok değerli üyelerim olmak üzere meslektaşlarımın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Geldiğin için de teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Başlar. Merhaba, iyi günler. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Sayın Derya Akbüyük ile beraberiz. Sayın Başkanım, düşüncelerinizi ve bugünkü fikirlerinizi alabilir miyim? Bugünler yapılan eylemler sonucu 10 Ocağı gazeteciler bayram olarak zannetmişler. Fakat tabii ki Türkiye'nin yeni geçirdiği süreçlerde zaman zaman elde ettiğimiz kazanımlar tekrar geri alınır. 1970 muhtırasından sonra bazı haklarımız iptal edilmiş. Tekrar yeniden bakılır. Tekrar yeniden haklarımızın mücadele edilmiş. O günden sonra da bayramı kaldırmışlar. Gazete Büyükler Günü olarak biz 10 Ocağın gazete günü olarak gazeteciler bir şeyle konuşuyoruz. Gazeteciler belli kadınlarla evlenmiş. Sosyal haklarla ilgili başlayınca burada da biz gazeteciler cemiyetli olarak döndürken görev ve sonu %100 yaratmış. Bugün burada görev yapan tüm meslektaşlarımızla bir aradayız. Hakikaten telegrafımız olsun. Sayın ulusunu yapsın. Basın bildirimimiz olsun. Basın bildirimimizde de gazetecilerin önemli haklara sahip olmasını işaret etmiş. Bedillerinin artmasını, pazarlarının yükselmesine, çalışan gazetecilerin her türlü sosyal sorumluluk haklarının iadesi için mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz İstanbul Bayı'nı tekrar iade edildi. Bu da bir kazanmış haklı ama bir 4 yıl içerisinde bir olarak. Gazetecilik zor bir iş yapmak. Kutsal bir görevi ifa ediyoruz. Herkesin tatil yaptığında bir çalışıyoruz. Tam oyunu aydın ediyoruz. Bilgi veriyoruz. Bilgilendiriyoruz. Bu görev sorumluluğu için de tabii size teşekkür ediyorum. Her şeyin layıktır diye. Ben teşekkür ediyorum. Bizler de Çay TV olarak Türkiye'deki tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü canı gönülden kalben kutluyoruz. Bir şey daha ilave edebiliriz. Bütün basın üzerimizde de olduk. Dedik ki savaş mağduru olarak görevlerimizin zor şartlarda çalışıyoruz. Biz Orta Doğu bölgemizi tehdit ediyoruz. Orada zaman zaman görev yapan arkadaşlarımız yaralanıyor, ölüm düşebiliyor. Hatta ölümle kaza, ölümlü kazalar yaşanabiliyor. Orada görev yapan arkadaşlarımız arkadaşlar, inşallah sağlık sağlıklar, görev yaparlar, dönerler. Savaş mağduru hakikaten çok güçlü, zor şartlarda görev yapmak istiyorlar. İnşallah onların da orada bir önemli görevlerini sağlarsın. Teşekkürler. Video.
başkan bir şeyimiz yok mu? Yani, orada başkan dans etmiyor. Dans etmiyor? Olabilir de özellikle olmuş. Aslında onu bize de röportaj yapacağız. Teşekkür ederim. Bunu hemen...